Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer 6 partinin tutumu ve 3. yol gerekli mi? 4. yol da olabilir mi? Yani öyle bir şey de var, oluşumda var bildiğim kadarıyla. Evet Ali abi, geçtiğimiz söyleşi de Yücel Çiftçi ile yaptığımız söyleşi de Türkan abla beni çok eleştirdi. Dedi ki hep sen konuşuyorsun dedi. Ondan sonra biraz az konuştu. Güzel konuştu. Konuklar konuşsun yani. O yüzden programın başından beri az konuşmaya da özen gösteriyorum. Bazen de tutamıyoruz kendimizi. Çok dolu oluyoruz. Yok tabii, karşılıklı bir sohbet sonuç payla. İkimiz de fikirlerimizi hem paylaşacağız hem belki birbirimizi eleştiririz, doğruları buluruz. Evet. Bu diyalog daima iyidir, monologdan iyidir. O yani, nedenle karşılıklı konuşmakta fayda var. Ben de öyle düşünüyorum. Yani tartışmak gerekir. Farklı yönlerden evet, tartışmak gerekir konuyu. Hep aynı düşüneceğiz diye, evet, aynı bakacağız diye bir şey yok. Belki o bakışların kombinasyonundan başka bir şey çıkacak. Evet, yani tartışmak lazım. Ama biz Türkan abladan böyle bir eleştiri aldık. Evet abi. Sen şimdi evet, ne diyeceksin? Üçüncü yol ya şimdi, gerekli mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Evet, evet. HDP ve sol o yapın içerisinde yuvarlak masada olmalı mıydı? Şimdi kesinlikle gereklidir bir defa üçüncü yol. Üçüncü yolun olması hem üçüncü yolu oluşturan yapıların menfaatine ve hakkına, hem Türkiye'nin menfaatine hem de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaatinedir. Yani hiçbir zaman gerek HDP gerek ondan ittifak yapan partiler millet cephesi içerisinde yer alma hevesinde olmadılar. Bunun temelinde şu var, üçüncü yolu benimseyen partilerin bütünü aşağı yukarı Marksist kökenden gelen sol sosyalist partiler, yapılardır. Hani Türkiye'nin somut koşulları çerçevesinde farklı siyasal programları olabilir, farklı stratejileri olabilir, gidiş yolları farklı olabilir. Bu da aynı zamanda aslında solun o tek renkli yapısını dışlamak bağlamında da çok önemlidir. Çünkü sonuç payıyla solun hedefi eğer sosyalizmi getirmekse, emeğin dünyasını yaratmaksa, ona gidişin bir tek yolu yoktur. Değişik yolları vardır, değişik yöntemleri vardır ve o anlamda da siyasi partilerin birden fazla olması ve her birisinin farklı bir stratejiyle hareket etmesi çok doğaldır. Ama önemli olan bu doğal olan şeyin ortaklaştırılabilmesidir. Bence başarılan bu oldu. Bu üçüncü yol siyasetiyle. Çünkü işte yollar belli. Bir Cumhur cephesi var. Cumhur İttifakı, bir Millet İttifakı var. Demin irdeledik. Cumhur İttifakı'nı irdelemeye de çok fazla gerek yok. Aynası iştir. Kişinin lafa bakılmaz. Zaten yaptıkları ortada. Millet İttifakı ile alakalı hem muhalefetteki yetmezliklerine dair hem de bu oluşturulan yuvarlak masadaki bültenlerine dair görüşlerimizi kısaca hem olumlu yanlarıyla hem eksiklikleriyle ön yargısız olarak ama ifade etmeye çalıştık. Ama bütün bunlara farklı bir perspektifle bakan ve ülke sorunlarını farklı bir gözle değerlendiren, çözümleri de farklı olan bir farklı alan da gerekiyor. İşte o da üçüncü yoldur. Şimdi bu siyasi partilerin hepsi tabii kendi aralarında yaptıkları toplantılarda temel amaçlarını açıkladılar. Yani emeğin dünyasına hitap eden ve emek ağırlıklı bir siyasetin Türkiye geleceğinde egemen olacağı, o temelde de bütün mekanizmaların demokrasi, insan hakları, özgürlükler, barış, sorunların birebir Kürt sorunu, Alevi sorunu, LGBT'yi sorunu, köylülük sorunu, kamusal alan sorunu, bütün bunları da kendi perspektifinde düzenleyen bir programatik yapı içerisinde faaliyetlerini sürdürüyorlar. Yani bunun yankı bulacağına ben şahsen inanıyorum, açık söyleyeyim. Çünkü demin söylediğim gibi, o sözümü tekrar etmek istiyorum. Alan sadece şu anda solda kümelenen tabanlarla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanıyla alakalı değil. Tam aksine bütün bir dünya
örgütlenmeyi bekliyor öbür tarafta. Asıl önemli olan orayı örgütleyebilmektir. Yani sınıf bilincini kazandırabilmektir. Onların hem demokrasi hem siyaset alanında hem ulusal perspektif temelinde, yeni bir toplumsal sözleşme temelinde yeni bir şeyleri alabileceklerine onları inandırmak ve motive etmek, örgütlemektir. Bu şeyin Türkiye'nin bütününe de faydası olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de faydası olacaktır. Ve aslında mücadelenin uluslararası ayağı da oluşturursa bütün dünyaya da faydası olacaktır. Demin söylediğim perspektiften baktığımız zaman şu anda dünyanın gidişatı zaten berbat. O gidişata karşı aynı zamanda uluslararası bir emek hareketini, uluslararası bir insan hakları hareketini, bir kamusal alan hareketini de toplumsal anlamda geliştirmekte ona da ön ayak olmakta fayda vardır. Yani anti-emperyalist bir hareket başlamalı. Elbette, bence tabii. Benim en tabii. çok düşündüğüm şey de o. Çünkü yayılıyor emperyalizm, sömürgeleştiriyor, yoksullaştırıyor, yeraltı yerüstü kaynaklarını alıyor, cahilleştiriyor. Senin uygarlaşmayla ilgili olan tüm Ortadoğu işte uygarlaştırmıyor insanları. Yani Nasır'dan bu yana işte Kaddafi uğraştı, Nasır uğraştı, bir sürü insan uğraştığı halde bir türlü insanları o uygar şeyin seviyesine, dünyanın seviyesine getiremediler. Bir yandan cahil kalsın diye uğraşıyorlar ki rahat sömürebilirim. Tabii, aydın insanların tabii, yaşadığı tabii. bir ülkeyi sen sömürge yapabilir misin yani? Bugün Ukrayna'ya da birazdan değineceğiz. Orada da benzer bir durum yaşanıyor aslında. Aynen, katılıyorum. Şimdi şöyle bir durum da var. Yani HDP, MHP, İşçi Partisi, yani sol parti sanırım pek çok sıcak bakmıyor bu şeye. Evet, şimdi sol parti ve TKP katıldı, bıraktı. Evet. Diğer yapıların hepsi şu anda devam ediyorlar. Şimdi yani dediğim gibi katılıp katılmama her örgütün kendi kararıdır. Ama bence bir eksikliktir. Yani çünkü şöyle bir bakış açısı işte TKP'nin açıklaması sol parti baştan katılmadı zaten. TKP de işte biz seçim gündemli bir birliktelikten yana değiliz. Bizim stratejik hedeflerimiz var falan. Şimdi şu doğru değildir. Yani hiçbir parti, o ittifakın içerisinde olan hiçbir parti seçim çalışması yapmıyor. Evet. Stratejik bir hedef koymuş önüne. O strateji temelinde birlikte hareket etme, alanda birlikte olma ve birlikte örgütleme çalışması yapmaya çaba gösteriyor. Dolayısıyla TKP'nin bu alan içerisinde çalışma yapmasının hiçbir engeli de yok. Onun tüzel kişiliğine getireceği bir zarar da yok. Hangi mantıkla ayrıldı onu bilmiyorum. Baştan zaten çok hevesli olmadığı gözüküyor. Sol partinin tabii biz ÖDP'de benim eşim Naciye Hanım siyaset yaptı. İl başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı yaptı. Orada ki o ayrışmada da zaten sorunlar belliydi. Yani temel ayrışma noktası benim görebildiğim kadar söylüyorum. Yani yok biz daha soldayız, onlar sağda, yok bilmem onlar şu bu değil. Yani orada HDP'nin, Kürtlerin varlığıdır. Rahatsızlık var. Rahatsızlıktır. Şimdi bu rahatsızlık aşılmadığı sürece işte demin sorduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi açısından da bu rahatsızlık ya da bu korku demek lazım belki. Yani rejimin, sistemin işte şey noktalarını politikalarındaki o noktaları dikkate alma halidir bu. Başka bir şey değildir. Oysa sorunların açıkça konuşulup tartışıldığı ve çözümlerinin de birlikte tartışıldığı bir zemin bu ülkede aslında birliğin ve birlikte yaşamanın da teminatıdır. Yani bunu görmeden sadece yok işte PKK ile ilişkisi var bilmem şu bu sözleriyle bu sorunu gömmek, bu soruna arka dönmek inanınız Türkiye'nin hayrına değildir. Çok açık, çok net söylüyorum bunu. Doğru. Yani bu sorunların konuşulması ve çözümü. Demin çok güzel bir söz söylediniz, helalleşme. Nasıl helalleşeceksin kardeşim Kürtlerle? Yani bu sorunu tartışacaksın, konuşacaksın. Öyle helalleşeceksin. Yani
Yok bağımsız devlet kuracakmış da bilmem ya kimsenin bağımsız devlet falan. Hayır kurma hevesi de yok, derdi de yok kardeşim. Aa, insanlar açık açık diyor bir arada birlikte yaşayalım ama insanca yaşayalım, eşit yaşayalım, özgür yaşayalım. Yani kendi ana dilimizi kullanalım. Bunda ne var kardeşim ya? Değil mi yani? Dolayısıyla yıllardır da söz veriyorlar. Siz de bakanlık yaptınız o çözüm sürecindeydi değil mi? Yani tabii. Yani bakanlık yaptınız. AKP ile birlikte bu çözüm süreci bir noktaya gelmedi. Dağıldı. Burada şimdi onlar sizlerle birlikte HDP ile birlikte bir araya gelip de ittifak yapabildiği zaman terörist olmuyorsunuz ama onlarla birlikte olmadığınız zaman terörist oluyorsunuz. Öyle değil mi? O da doğru tabii canım. Yani o hatta yasası çıktı. Yani ya o yasa temelinde o şeyler, ilişkiler kuruldu. Yani HDP'nin orada yaptığı iş hani kolaylaştırma halidir. Yani görüşmeler ve o görüşmelerle karşılıklı tartışmaların zeminini hazırlamaktı. Ve keşke devam etseydi. Yani o 1 Haziran öncesinde, 7 Haziran öncesinde başlayan ama özellikle 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki evet. felaketi yaşadık hepimiz. Cizreleri, orayı, burayı, yerle bir edilen kentleri, ölümleri, buzdolabında cesetleri hepimiz yaşadık. Yani bu manzaralar insanın yüreğini gerçekten sızlatıyor. İnsan hatırladıkça ben biraz da o dönemde bizatihi telefon trafiğinin içerisinde olan bir konumda olduğum için o acıları inanın asla unutamam yani. Çok büyük acılardı onlar. Şimdi bütün bu acıları ortadan kaldırmak için yani o günleri yeniden yaşatmamak için onların işte hesaplaşmasını yapabilmek için bir defa bu sol partilerin ittifakı bence çok önemlidir. Türkiye açısından çok önemlidir. Kürtler açısından çok önemlidir. Mağdur olan herkes açısından çok önemlidir. Peki bu süreçte bazı şeyler de var tabii. HDP'den bir başka parti de var mı? Yani öyle bir sancı var mı HDP'de? Ya şimdi biliyorsunuz Ayhan Bilgen ayrıldı. Yani istifa etti. Bir sürü de demeç falan verdi. Evet. Oradan yola çıkarak soruyorum. Kurar mı? Kurabilir tabii. Herkesin parti kurma hakkı vardır. Ama HDP içinde bir kayba yol açar mı? Ben ihtimal vermiyorum. Yani öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü inanınız ya HDP'nin tabanı o kadar bilinçli ki. Yani kendi yönetimlerinin eksikliklerini, hatalarını bile çok rahat görüp eleştirebilen, söyleyebilen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla hani ayrılmanın nesnel koşulları varsa ya insan eleştirmez mi partisini? Bal gibi eleştirir. Hayır tabii canım eleştirmek lazım. Yani zaten eleştiri öz eleştiri olmadan gelişme olmadı. İşin gerçeği o. Ama yani şimdi Ayhan Bilgen ilişkimizde olan bir arkadaştı o dönemde. Yani sonuç itibariyle partinin en etkili yetkili organlarında görev almış bir arkadaşımız. Ayrılabilirdi ama istifa etmeden önce de bir sürü söz söyledi partiye dair eleştiri niteliğinde. Hatta eleştiriyi aşan belki nitelikte. Bence hiç gerek yoktu. Yani yollarını ayırmışsa ayırabilir. Yeni bir programla yeni bir parti kuracaksa onu da kurabilir. Kurabilir. Ben bekliyorum. Kurabilir. Ama partinin tabanından bir taş bile oynatacağını ben düşünmüyorum. Evet. Yani kendisinin geldiği yer bakımından da bir taş koparacağını düşünmüyorum. Yani hani sonuçta İslami bir arkadaş ve şeyden geldi, mazlum derden geldi. O cenahta da çok şey yapacağını zannetmiyorum. Peki birkaç soru daha sorduktan sonra diğer konumuza geçelim tabii. Ama bir de siz Avrupa Birliği Bakanlığı yaptınız. Bu gün baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme diye bir şansı kaldı mı? Var mı? Çok zor. Yani o zaman var mıydı? O zaman da aslında çok zordu. Çünkü yani bir zamanlar tabii biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'ne giriş kapıları Bulgaristan'ı aldılar. Bir sürü ülkeyi aldılar Doğu blokundan. AKP zamanında açıldı. Hani imzalandı falan, bayram ettiler falan filan. Şimdi bir defa burada hani Avrupa Birliği'nin
çifte standart uyguladığını görmemiz lazım. Bugün Ukrayna işte ikiye bölünüyor falan, onların başvurularını da alıyorlar yani. Oradan göçmenleri kabul ediyorlar, Suriye'den göçmenlere burada Türkiye'de ambargo koymak, orada tutmak için Bindere'den bahaneler yaratıyorlar ve karşılıklı restleşmeler, paslaşmalar oluyor falan filan. Ama şey var hocam, şimdi Ukrayna beyaz ırk. Beyaz ırk de şöyle, daha yeni bir o Rusya'nın önünde bir ABD'nin, NATO'nun ileri karakolu olma gibi bir durumu var. Yani oradaki Türkiye'yi zaten yıllar önce almış. Ya ama Türkiye yani Anadolu'yu zaten almış. Yıllar önce ileri karakol yapmış. Madenlerini almış, her şeysini almış. Yani şekerini oradan Amerikalılar üretiyor. Amerikan şirket sigarasını, tütününü Amerikalılar, petrolünü Amerikalılar işliyor. Türkiye'den artık yani Avrupa Birliği alıp falan da çok da ihtiyacı yok. Bir sürü de üssü var. Zaten ele geçirmiş yani, yani Türkiye. Tabii. Yani ihtiyaç hissetmiyor. Evet. Çünkü dilediği şekilde yönlendirebiliyor. Dilediği şekilde alsam da almasam da sorun. Maalesef şey öyle. Ama eksik olan ne? Yani bizim Avrupa Birliği bir projedir. Sonuçta girersin girmezsin çok önemli değil ama o standartlara ulaşabilecek bir demokratik yapıyı, burjuva demokrasi o. Bizim, ben senin isteyeceğimiz bir demokrasi de değil o yani. Evet. Sonuçta orada da her şey sonuçta istihbaratla, bilmem bilgisayarlarla kontrol altında. Yani orada kimseler o kadar özgür falan da değil. Bakmayın siz. Ama sonuçta burada yaşanan eziyetler, sıkıntılar yaşanmıyor. Yani oturmuş bir parlamenter yapı, bilmem hakların güvenceye bağlandığı bir yargılama sistemi falan filan var. Şeyin, yönetimlerin hukuk dışına çıkmayacağı bir yönetim işleyişi mekanizması var. Yani kontrol, denetim. Gelen iktidara göre değişmiyor. Değişmiyor. Sistem aynı. Standartlar var evet. Tabii. Yani oraya bilmem işte Hristiyan Müslümanlar da gelse, Hristiyan demokratlar da gelse, yok bilmem sosyal demokratlar da gelse, o standartlar evet. Var ve devam ediyor. Bizde eksik olan bunlar. Yani kurumların işlemediği, kuralların alt üst edildiği bir yapı, bir ortam. Aslında devlet geleceğini de kendisini de güvence altına almış, yasalarını değiştiremiyorsun. Tabii yani kurumlarını oturtmuş, standartlar belli. O standartların dışına çıkmak, evet. Çıkmaya izin verilmiyor. Yani yasal organizmalar öyle kurumsallaşmış. Yani siyasi... Dolayısıyla insanlar daha rahat, daha özgür evet. Ve daha... Tabii bunun temelinde ne var biliyor musunuz? Mutlaka kültür, mutlaka birikim falan. Ve temelde de ekonomik bağımsızlık var. Yani biz bağımsız değiliz maalesef. Sıkıntımız orada. Biz ekonomik yapımızı kurumsallaştıramamışız. İşte İtalika mezidir, bilmem yok domates, şimdi onlar da yok ya, onlar bile, buğdayı bile satın alıyoruz. İşte Ukrayna'dan, Ukrayna şimdi... perişan oldu, buğday bulamıyoruz. Bugün bir geri adım attılar. Bugüne kadar borçlanan çiftçiye, üretim yapamayan çiftçiye %75 destek vereceklerini açıkladılar. Gece yarısı imzaladı Erdoğan. Yani tükettiler, bitirdiler insanları. Bundan sonra da yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi onlardan önce davrandı ama yani uzun zamandır bu desteği veriyor. %75 gibi destekler veriyor. Ya işte ekmeğin para alın dediler canım. Yani evet. Sonuçta köylüye tarımını yaptırmamak için Dünya Bankası'ndan paralar verdiler. Dışarıya muhtaç hale getirmek evet. için muhtaç hale getirdiler. Şimdi yeniden destek veriyorlar. Emperyası hep böyle yaparlar. Gayet tabii. Siz tabii. Akıllı olacaksınız ki ülkenizi ne bir başka halka ne bir başka ülkeye muhtaç etmeden aynen. kendi kendine yetebilecek noktaya getireceksiniz. Aynen. İnsanlar aç kalmasınlar. Evet. İnsanlar yoksullaşmasınlar. Son olarak bu konuda şunu sormak istiyorum. Yani HDP'yi konuştuk. HDP bugün nasıl bir yol izlemeli sizce? İzlediği yol bugün doğru mudur veya bir eksikliği var mıdır? Ya bence HDP'nin strateji olarak, program olarak sahip olduğu misyon doğrudur. Açık ve net söyleyeyim. Yani Türkiye'nin bugün HDP politikalarına ihtiyacı vardır. İki nedenle vardır. Birincisi, bir defa emek ağırlıklı bir partidir. İçerisinde İslamcılar da var, değişik
görüşte insanlar da var ama sonuç itibariyle omurgasını oluşturan güç sol siyasal mantıktır. Ve hani herkes şunu söyler, yani işte Kürt Partisi falan. İnanın Kürt Partisi de değil. Kesinlikle. Kürt sorununu gören bir partidir. Kürt sorununu çözmek isteyen bir partidir. Ama en tepedeki insanların da egemen olan anlayış sosyalist düşüncedir. Yani bir Demirtaş'ı, öbürünü falan değerlendiren, onların geldikleri yer zaten orasıdır. Şimdi dolayısıyla bu çerçevede öbür sol partiler de bir araya gelmesi de bence Türkiye'nin bütünlüğü açısından da çok yararlı ve hayırlı bir şey olmuştur. Bu temelde strateji doğru. Eksiği ne, onu da söyleyeyim. Onu kendi parti grubunda söylediğim için rahat söylüyorum. Örgütlenme temelinde ona hak da veriyorum. Tabii onlar sonuçta böyle Kürt çıkışlı oldukları için o temelde örgütlenmeleri gayet iyi biliyorlar ama işte kent örgütlenmesinde ondan bir türlü kopamıyorlar. Yani değişik ırktan, değişik renkten insanlara ya da gruplara ulaşmada, onları örgütlemede ellerinde olmadan eksik kalıyorlar, yetersiz kalıyorlar. Ben hep şunu söylüyorum, yani o parti kongrelerinde falan, arkadaşım herkes komşusu olan ne varsa, kim varsa ona gitmeli, onu ziyaret etmeli, ona kendisini anlatmalı, partisini anlatmalı, konuşmalı ve onu kazandırmalıdır partiye. Şimdi bu solun eksikliği de aynı zamanda tabii, yani ittifak yapan sol açısından da aynı şeyleri söylüyorum. Çünkü yani şöyle bir ikilem söz konusu bence. Yani bu konuda çok önemli bir soru bu soru. Ben partide de sürekli ağırlık verdiğim için söyleyebilirim bunu. Yani Kürt tabanda, Kürtler baktığı zaman HDP çok Türkçü bir parti gözüküyor. Türkiye'den Türkler baktığı zaman HDP çok Kürtçü bir parti gözüküyor. Şimdi bu dengeyi kuramamasının nedeni HDP yönetiminin bizatihi kendisinden değil, aslında ittifak içerisinde olan ya da onlarla birlikte hareket eden sol partilerin örgütlülüklerinin zayıf olmasındandır. Yani bütün mesele aslında HDP'nin o stratejik varlığını Türkiye'de anlatabilmek. Onu anlatabilecek HDP'nin bizatihi kendisi olabilir, eksik kalır ama özellikle ittifak yapan sol partilerin bunu yapması gerekiyor. O konuda da maalesef sol partilerin kendi örgütlülükleri bile zayıf olduğu için olmuyor. O iş eksik. Bence eksik iş orada. Bence de şöyle düşünüyorum ben, HDP'nin olmadığı bir sol ittifakın çok geçerli olmayacaktır. Yani ne geniş kitlesel açıdan, evet, ne de siyasal açıdan, hem kendini reddeder, yani sol anlayışı reddeder, hem de çok dar kalır ve dar kaldığı için de o geniş kitlelere ulaşma şansını da yitirir. Sonuçta aynen, siyasal olarak bir mücadele içerisine var olmak istiyorsanız kitleselleşmek zorundasınız. Seçimlerden belli bir oy alarak çıkmak zorundasınız. Orada varın diyorsanız bu ittifakı HDP'siz de düşünmemek lazım. Evet. Bu böyle. Bir de bu üçüncü yolu acaba, yani HDP'nin de solun da bu yuvarlak masaya çağrılmamasının nedeni Kılıçdaroğlu böyle mi düşündü diye düşünüyorum zaman zaman. Acaba bilinçli olarak mı üçüncü yolun oluşması için mi böyle bir yol izledi? İttifaklar daha sonra oluşacak üçüncü yol ittifakıyla Millet İttifakı arasında ittifaklar arası bir şey mi, ittifak mı oluşturmak istiyor? Acaba bu kadar böyle bir strateji mi üretmek istiyor? O konudaki düşüncen ne hocam? Valla Kılıçdaroğlu'nun niyetini tabii, yani sen dışarıdan baktığın zaman değil, böyle bir şey yorumlayabilir ya şimdi, misin? Bir defa böyle bir şey olabilir mi? Veyahut da sinir. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu Millet İttifakı'nın yapısı itibariyle özellikle İyi Parti en fazla şey yapıyor, muhalefet ediyor. Yani HDP ismini duyunca çok sıcak bakmıyor. Yani bayağı anlamsız ve gereksiz tepkiler koyuyor falan. Ama bir de nesnel durum var. Nesnel durum nedir? Mecburiyet ve mahkumiyet hali. Şimdi biz bunu hazırladık. Sıra geldi seçime,
seçimde zaten yani karşılıklı ittifak ihtiyacı yok. Kimse kimseye... Pış oy verirsiniz belki diye de bekliyor olabilirler. Yani şimdi, ama o çok öyle olmuyor Bülent'ciğim ya. Bakın yani neden biliyor musunuz? Onu yaptı şeyde yaptı. Yaptılar. Yerel seçimlerde yaptılar bakın. Açık söyleyeyim. Yani yerel seçimlerde biliyorsunuz işte mektup getirildi bilmem ne. Buna rağmen işte Demirtaş'ın çağrısı partinin genel politikası tepki şey yaptı, etki yarattı ve de insanlar hiçbir şey talepte bulunmadan oy verdiler. Yani bugün eğer İstanbul, Ankara, Antalya bilmem Mersin şu bu varsa onun üründür demek gerekir. Ama şimdi yani bu çok kritik bir nokta. Türkiye açısından kritik bir noktada da bu seçim bakımından Cumhurbaşkanı, Cumhur rejimi sistemi ve de kurulacak yeni toplumsal sözleşme temelinde. O nedenle burada o zamanki şartlar yoktur. Onun için de umarım sizin dediğiniz ikinci tez yani hani bunlar ayrı üçüncü keşke yolu oluştursunlar da yani. Birlikte hareket etmek için bir program, bir proje hazırlayalım. Evet. Neden olmasın? Doğru olan odur. Evet. Ben zaten demin şeyi söylerken yani üçüncü yolun güçlenmesi aynı zamanda şunun tartışılıp eksiklikleriyle birlikte tamamlanıp bir anayasa, bir ana metin haline getirilmesini sağlayabilir derken onu kastediyordum. Şimdi pratik olarak çok net söyleyelim. Yani Cumhurbaşkanlığı seçim, milletvekili seçimlerinde kimsenin kimseye ihtiyacı olmadığını varsayalım. Öyle varsayıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi ne yapacak Allah aşkına Millet İttifakı? Ben ha, yani çok ben... mutlu değilim. Yani işin doğrusu AKP'nin önüne nasıl çıkacağı hiç belli değil. Yani orada da Erdoğan'la bir seçim kazanamayacaklarını anladıklarında farklı yöntemler izleyeceklerini yazıyoruz da söylüyoruz da zaten. Yani bunun karşılığında elinizdeki güç birdenbire dengeler öyle bir değişir ki yani oradan yapılacak hamleyle buradaki dengeleri acayip bir şekilde alt üst edebilirler. Bunu öngörmek lazım. Bu öngörüye göre de ne HDP ne de Sol dışlanacak partiler değildir. Yani oradaki Millet İttifakı'ndaki yapıların çok rahat birbirinden çözülebileceğini, gücün yanında yer alabileceğini düşünmek lazım. Erdoğan'ın hamlelerinin ne olacağını da düşünmek lazım. Hazırlıklı olmak lazım. Çok yani konjonktür çok hareketli bakın. Evet. Yani sorunlar çok fazla, zemin çok oynak. Dolayısıyla her an çok değişik kombinasyonlar ortaya çıkmaz diye bir şey yok. O nedenle de ama Türkiye'nin geleceğine dair eğer bir laf edeceksek bu şunun geliştirilip bizim demin saydığımız belki aklımıza daha gelmeyen yani sonuçlarıyla karşılıklı konuşmalarla, diyaloglarla bunu mükemmelleştirmek mümkündür, gereklidir. Çalışmak lazım. Bunu çalışmak lazım. Doğru. Yani böyle sadece bunun ama hazırlanması... Ama samimiyet ve iyi niyetle çalışmak lazım. Herhalde tabii. Yani şimdi işin, o samimiyet ve iyi niyete bir miş gibi yapıp tabii, niyetli olarak oturduğunuz zaman o masadan bir sonuç gelir. Ya işin temelinde o var. Kim ne derse desin. Çıkmadı. Yani geçti tabii, bir süreçte tabii, bunu pek aynen çok aşağı katılırım. Katılırım. Çok teşekkür ediyorum. Bu ikinci bölümü ben teşekkür ederim. İlave edeceğim bir şey var mı? Ben fırsat verdiniz. Düşüncelerimizi dile getirdik. Umarım düşüncelerimizin asla birilerini ya da kurumları karalama şeyi yoktur niyeti. Sadece eksikleri, yanlışları belki anlatma, belki doğruya evirebilme, diyaloğu geliştirme ve Türkiye'yi bu karanlıktan kurtarmanın hiç olmazsa zeminini oluşturmaya katkısı olur düşüncesiyle hareket ediyoruz, söylüyoruz söyleyeceklerimizi. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Evet, daha üçüncü bir bölümde birlikte olacağız. Evet, yani hakikaten bu ülkeyi, bu toprakları, bu halkı düşünüyorsak eğer ciddi olarak var olan hiç kimseyi yok saymanın bir anlamı ve mantığı da yoktur. Solda yani Kürt de, Türk de, Laz da yani eğer bunun bir milliyetçiliğe indirgerseniz hiç kimse yok. Eğer evet, siyasal evet, olarak evet. bakarsanız yine dışlayabileceğiniz bir şey yoktur. O yüzden çağdaş bir ülke, uygar bir ülke
adaletin olduğu bir ülke olsun diyorsak, bütün bunların hepsini bir arada yoğurup herkese hürriyet, herkese aş, herkese toprak, herkese hava, herkese su. Değil mi? Çok güzel. Böyle yaşanabilir bir ülke. Evet. Yani evet. Herkes kendi dilinde konuşsun, kendi türküsünü söylesin, kendi şiirini okusun. O bizim zenginliğimiz olur ya. Sonra budur. Hep birlikte bir araya gelip hepsini birlikte evet. de yapabilmeliyiz. Bundan evet. da birbirimize evet. düşman olmamamız gerekir. Evet. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.